Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Bu hafta Android telefonlarınızda kullanabileceğiniz eğlenceli dinamik adam widget ekranlarından oldukça değişik ve orijinal bir şekilde sevdikleriniz ile fotoğraf veya notlar gibi öğelerle iletişim kurabileceğiniz veya mobil cihazlarınızı organize edebileceğiniz 7 farklı uygulamayı sizler için bir araya getirdim. Hepsinin linkini açıklamalara eklediğimi de hatırlattıktan sonra Başlangıcı Android cihazlarda bildirimleri daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirebileceğiniz NotiGai ile yapalım. Uygulama bildirimleri kamera deliğinin etrafında oluşturduğu dinamik adanın içerisinde gösterebiliyor. Tabii ki de adanın rengini, şeklini, konumunu, kenar aydınlatmasını, animasyon seçeneğini, efektlerini veya boyutunu ana sayfadaki menülerden kişiselleştirebiliyorsunuz. Benim en sevdiğim özelliği ise kameranın bulunduğu bölgeye tek dokunuşla ışık açma, ekran görüntüsü alma, müzik çalma veya seçili uygulamayı açma gibi birçok işlevi atabiliyor olması. Geliştiriciler burada kısa dokunma veya uzun süreli dokunma gibi yanlışlıkla açılmasını engelleyecek önlemleri bile düşünmüşler. Marketten ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulamayı temel özellikleriyle bedava kullanabilirsiniz. Ancak daha fazla özelleştirme seçeneklerine de sahip olmak isterseniz satın almanız gerekiyor. Son olarak kötü bir çeviriyle olsa da Türkçe dil desteğine sahip. Widget Share sevgilinizin, arkadaşlarınızın veya ailenizin ana ekranına fotoğraflar gönderebilmenizi sağlayan oldukça değişik bir alternatif. Uygulama bunu ana sayfanıza ekleyeceğiniz widget eklentisi ile gerçekleştirebiliyor. Dolayısıyla belirleyeceğiniz herhangi bir görseli seçip paylaş tuşuna bastığınızda aynı fotoğrafın arkadaş veya arkadaşlarınızın ana ekranında da görünmesini sağlayabiliyorsunuz. Tek koşul her iki tarafın da uygulamayı telefonuna indirmiş ve arkadaş hissesine eklemiş olması. Üstelik sıkı durun bunu Android veya iOS gibi farklı platformlarda da gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani Android telefonlardan seçeceğiniz bir görseli iPhone'lara, iPhone'lardan Android'e, iPhone'lar veya Android'ler arasında da gerçekleştirebiliyorsunuz. Türkçe dil desteği de bulunan uygulamayı Play Store veya Apple Store'dan ücretsiz olarak indirip reklamlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Reklamsız versiyonu için tek seferlik bağış tutarlarından biriyle de ilerleyebilirsiniz. Noted Widget önceki uygulamayla oldukça benzer özelliklere sahip. Yalnız bu sefer fotoğraf yerine partneriniz ile yazılı notlar paylaşabiliyorsunuz. Yine widget eklentisi ile ana ekranınızı canlı olarak gösterebilen bir not defterine dönüştürebiliyorsunuz. Notlarınızı çizerek veya yazarak oluşturabilir ve paylaş butonu ile karşı tarafa anında ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Yine önceki alternatifte olduğu gibi Android ve iOS gibi farklı platform desteği Noted Widget içinde aynen geçerli. Marketlerden ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulamada Türkçe dil desteği de bulunuyor. Sırada akıllı dosya yöneticisi kategorisinde yer alan ve Android cihazlarda medya dosyalarını görüntülemek yönetmek ve analiz etmek için kullanabileceğiniz açık kaynak kodlu Amaze File Utilities var. Bu uygulamanın geliştiricileri aynı zamanda Amaze File Manager dosya yöneticisinin de geliştiricileri. Bence en büyük faydası depolama alanında düşük ışıklı, bulanık yani düşük kaliteli dosyaları, çift kopyaları veya aşırı büyük medya dosyaları gibi boşuna yer kaplayan alternatifleri belirleyip Tek seferde kolaylıkla silebilmesi. Uygulama aynı zamanda telefonunuzda yer alan fotoğraf, video veya şarkı gibi dosyaları görüntüleyebilmenizi de sağlıyor. Marketten ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz uygulamanın tam sürümünü tercih ederseniz yıllık düşük sayılacak bir miktar ödenmesi gerekiyor. Ya da 15 günlük bedava kullanım süresi içerisinde telefonunuzu gereksiz dosyalardan kurtardıktan sonra kullanmaya devam edip etmeyeceğinizi değerlendirebilirsiniz. Son olarak uygulamada Türkçe dil desteği de bulunuyor. Sırada Android cihazlardaki veri kullanımını takip edip yönetebileceğiniz veri monitörü var. Uygulama bize mobil veri, Wi-Fi veya hücresel gibi farklı ağ türlerinde ne kadar veri harcadığımızı gösterebiliyor. Özellikle sınırlı bir pakete sahipsek de veri sınırı oluşturabilir, sınırı aşmamızı yaklaştığımızda uyarılar alabilir, veri tasarrufu yapmak için ipuçları alabilir veya hangi uygulamaların en çok veriyi kullandığını tespit edebilirsiniz. Hatta tüm bunları ana sayfamıza ekleyeceğimiz bir widget'tan da anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Alt bölümde 4 kategoriye ayrılmış olan sekmelerden Home'da veri tüketimini belirleyeceğiniz periyotlarda takip edebilir, Setup'tan ayarları isteğinize göre özelleştirebilir, App Usage'dan hücresel veya Wi-Fi ağ türlerine göre en çok datayı kullanan uygulamaları görebilir. Diagnostics sekmesinden ise internet hızınızı yükleme ve indirme değerlerine göre ayrı ayrı öğrenebilirsiniz. Marketten ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulamada Türkçe dil desteği maalesef bulunmuyor. Sıradaki alternatifimiz Pika Dynamic Island, eğlenceli, interaktif ve animasyonlu bir dinamik ada uygulaması. Kameranın bulunduğu bölgeye bir kere dokunarak menülerden seçtiğiniz karakterin eğlenceli animasyonlarını görebilirsiniz. Tabi bunun için önce ayarlardan dinamik adanın konumunu kameranıza göre konumlandırıp büyüklüğünü belirliyorsunuz. Sonra da beğendiğiniz karakterlerin bu alanda hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Seçenekler arasında ücretsiz olanlar bulunduğu gibi sadece abonelere özel alternatifler veya reklam karşılığında indirebileceğiniz karakterler bile bulunuyor. Bunların arasında Angry Birds, Goru, Sünger Bob, Faniket veya Deadpool gibi sevimli ve havalı animasyon temaları da bulunuyor. Her birinin animasyonu karakterin özelliklerine göre değişiyor. Türkçe dil desteği bulunmayan uygulamayı marketten ücretsiz olarak indirebilir ve bedava veya reklam karşılığı sunulan seçeneklerle kullanabilirsiniz. Hepsine birden erişmek isterseniz de bence gereksiz derecede pahalı bir abonelik bedeli ödemeniz gerekiyor. Son alternatifimiz bu tip videoların vazgeçilmezi duvar kağıdı uygulaması Elegant Splash Wallpapers. Tüm seçenekler telif sorunu bulunmayan bedava fotoğraflar ve videolar içeren AntSplash'tan. Yüksek çözünürlüklü, oldukça kaliteli duvar kağıtları kategorilere göre ayrıldığından aralarından beğeninize uyan seçenekleri seçmek ve duvar kağıdı olarak ayarlamak oldukça kolay. Marketten ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulamayı herhangi bir ücret vermeden de kullanabilirsiniz. Evet, umarım bölümde bahsettiğim seçenekleri beğenmişsinizdir ve en az birini indirip severek kullanıyorsanız da kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şu taraftaki logo ise bu işin en kısa yolu. Direkt basarak kanala abone olabilirsiniz. Şuradaki kutudan önceden paylaştığım Android uygulamalar bölümlerinden birine ulaşabilirsiniz. Çünkü bu linki ben koyuyorum. Ama altındaki kutuyu YouTube ilgi alanınıza göre kendisi belirliyor. Yani ne çıkacağını ben de bilmiyorum. O zaman sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın.